Ancak bu modun en büyük özelliğinden bir tanesi ve başta da söylemem şu an mümkün olmaz dediğim özellik aslında şu nedir da tüm madenlere görebiliyorsunuz. Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir moda daha karşınızdayım. Eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videolarını seviyorsanız bana destek adına aşağıdan abone olmanız yandaki biz açmaz yeterli. X-Ray modu. Bugün konu tam olarak da bu. Çünkü X-Ray modlarını çok seviyorsunuz ve ben de devamını çekmek istiyorum tabii ki. Ve bugün konumuzda biraz daha Buna benzer modlardan bir tanesi bir de farklı bir özelliği daha dahil etmiş durumda bu eklenti. Birçok maden yerini hepsini görebiliyoruz bu eklenti sayesinde. Benden çekmişsiniz modlar varsa da yorumlarda bunları da bekliyorum dostlar. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik süre dolduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz. Ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler de daha çok reklam verebilir. Youtube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la çeteneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda olan indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecattan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecattan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. İster modu oyunda yeni şoka bir veya daha önceki bir yerde kurarak oynayabilirsiniz. Denemelerde de burada bulunan üç çeçen açmaz yeterli olacak. Sonrasında kaynak paketleri ve davranış paketi eklentilerden bunların ikisini açmanız gerekiyor. Size eklentiyi indirinizde paketlerim de en üstte gözükecektir. AK ray paketi tam olarak. Bu videoda tekrardan X-Ray moduyla karşınızdayım. Ve artık bu eklenti sayesinde elmasların yerine, altınların yerine, zümrütlerin yerine ve her birinin yerini görebiliyorsunuz. Fakat bu eklenti sadece bunları görünür hale getirmiyor. Şimdiden merak ettireceğim. Çünkü bu özellik bence şu anda söylenmemeli. Video izlemeye devam etmelisiniz. İzlemeye devam edenler bu özelliği kaçırmayacak. Merak etmeyin. Şimdi eklenti ilk kurduğunuzda bu şekilde dünyanızda bazı bloklar siliniyor. İster suyun altı olsun veya diğer bloklar olsun bunların her biri kaldırılıyor. Ancak kaldırılmayan bir blok var ki o da kum ile çim bloğu. Çünkü bunlar dünyanın üst yüzeyinde genellikle karşımıza çıkıyor ve o yüzden bunlar kaldırılmamış. Çünkü dünyanın temelini bozabilecek eğer ki kaldırsaydı. Ama altını kırdığınız süre sonrasında artık gerçek ortaya çıkıyor ve bakın madenlerin her biri görünür halde. Yani siyah görünür halde. Peki bunun için ne yapabilirim? Herhangi bir gece görüşü içmek olacaktır. İster 5 dakika ister 6 dakika veya diğer türler. Sadece içmem yeterli olmuyor. Bakın biraz daha aydınlandı. Ancak bir ayar daha yapmak gerekiyor. Bunun için ise içmek değil de oyun içinde bir ayar yapıyorsunuz. Videoda pürüzsüz aydınlatma özelliğini kapatmanız gerekiyor. Bu ikisini yaptıktan sonra artık tüm madenleri görebilirsiniz. Zaten şu an önümde birçok madenin göründüğünü görmekteyiz. Elmaslar, altınlar, zümrütler ve Minecraft'taki diğer tüm yeni eklenen madenler de buna dahil olmak üzere. Tek yapmak gereken herhangi bir kürekle veya bir kazmayla bunları kırmak olacaktır. Bu mod aslında blokları tamamıyla kaldırmıyor. Görünür hale getirmek için sadece blokları görünmez hale getiriyor. Bunu da envanterize girdiğinizde anlayabilirsiniz. Burada inşaat menüsüne girildiğinde görüldüğü gibi bazı blokların iki de gözüktüğünü görmekteyiz. Çünkü bunun amacı blokların silinmiş olması. Bu toprağı elime alıp koyabiliyorum. Tamam sesi de çıkıyor. Ama kırdığımda bakın yine partikülleri de çıkıyor. Ama görünmez halde. İşte tamamıyla bu mantıkla çalışıyor bu eklenti. Ancak bu modun en büyük özelliğinden bir tanesi ve başta da söylemem şu an mümkün olmaz dediğim özellik aslında şu. Netra'da da tüm madenleri görebiliyorsunuz. Nether'dayım ama hangi zeminin üstünde duruyorum? Aslında bir zemin var ama görünmüyor. Çünkü artık Nether'da da madenleri görebilirsiniz. Görüldüğü gibi artık Nether'ın arasındaki o blokların her biri kaldırıldığı için tüm madenler de gözümüzün önünde. Tabi madenleri görüyorsunuz ancak tabii ki dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü gaz gibi birçok farklı canlı kaybolmuyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor artık. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer ki gece görüş biterse büyük ihtimalle madenler görünmeyecektir. Onun için hem gece görüş hem de Bruce kapatmanızı öneririm. Bunlara dikkat edildiği sürece eklenti gerçekten de mükemmel. Tamamıyla, tam anlamıyla işini yapmakta ve sunduğu, vaat ettiği şeyi bizlere sunmakta ve birçok madeni göstermekte. Bunları zaten oraya her birini görebildiğiniz için bulabilirsiniz. Elmas gibi, altın gibi ve diğer tüm madenleri. Güzel mi veya güzel değil mi yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Kanalımda diye yanlamış olduğum diğer X-Ray modlarına da sağ taraftan çıkan karttan veya açıklama kısmından da girebilir ve izleyebilirsiniz. O zaman diğer modlarda görüşmek üzere.